milliyetçilerinin vazgeçemeyeceği sevdası Türkiye'dir. ...18 Nisan 1999 seçimleri Türk siyasetinde yeni bir dönemi başlattı. Temel hedef olarak yeni çağda sosyal ve ekonomik hayat içinde milletiyle bütünleşmiş bir gelişmeyi benimseyen Milliyetçi Hareket Partisi yılların özlemiyle yeniden meclisteydi. Devlet Bahçeli liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye sevdalısı 128 dava arkadaşını, binlerce şehidin inancı, milyonlarca gönüldaşın duasıyla meclise taşıdı. Başbuğ Alparslan Türkeş'e verilen söz yerine getirilmiş, o büyük ülkü, o kutsal sevda mecliste yerini almıştı. Dönem, 2000'li yılların eşiğinde küreselleşme ekseni etrafında din, ticaret, terör tartışmalarının yoğunlaştığı, dünya siyasi konjonktüründe zorlu bir dönemdi. Türkiye'de doğal olarak bu karmaşık denklem içerisinde ve bu zorlu sınavda yerini alacaktı. Elbette ki bu sınavın iç yansımaları ve getireceği sorunlar da olacaktı. Seçim sonrası meclisteki tablo ise ülkemizi içte ve dışta bekleyen bu zorlu yarışı tek başına götürebilecek bir hükümet yapısına imkan tanımıyordu. Koalisyon hükümetleri ise geçmişte yaşanan acı tecrübeler dolayısıyla pek umut vermiyordu. Türk milleti ortaya koyduğu tercihlerle ilkesiz, tutarsız ve kirli siyaseti mahkum etmiştir. Siyasette ciddiyet, samimiyet ve tutarlılık arandığını ortaya koymuştur. Değerler çatışması yerine, bloklaşma ve cepheleşme yerine değerlerin buluşmasını, kucaklaşmasını arzu ettiğini göstermiştir. Siyasetçilere ülke sorunlarını uzlaşma ve hoşgörü çerçevesi içinde çözüm aranması gerektiğini bir kere daha hatırlatmıştır. Ülkeyi içte ve dışta bekleyen sorunlardan çok, kendi çıkarları doğrultusunda alternatifler üretmeye çalışan bir takım medya tellalları çoktan harekete geçmişti. Bunlar siyasi partiler arasındaki uzlaşma noktalarını değil, sürekli kırılma noktalarını dile getiriyor ve hükümetin kurulması ihtimallerini gittikçe zayıflatıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi, bütün bu kışkırtmalar ve yönlendirmeli kampanyalara karşı seçmenine verdiği sözü tuttu. "Önce ülkem" diyerek yılların aşamadığı siyasi çekişmeleri bir kenara attı ve farklı dünya görüşlerine rağmen 57. Cumhuriyet Hükümeti içerisinde koalisyon ortağı olarak yerini aldı. Ancak iflah olmaz Milliyetçi Hareket Partisi muhalifleri, kişisel çıkarlarını ülke menfaatlerinden üstün tutanlar ve sermayesini devlet denizinde pupa yelken yüzdürenler bu ortaklıktan hiç memnun kalmamışlardı. Koalisyonun ne pahasına olursa olsun bozulması için de el birliğiyle haramiler korosunu oluşturarak Milliyetçi Hareket Partisi karşıtı ayrılığını söylemeye başladılar. Her gün hükümetin ne zaman ve nasıl yıkılacağı üzerine senaryo yazanlar, siyasi kaos hayalleriyle yatanlar, ertesi gün her türlü iç ve dış sorunla uğraşan ve ülkesinin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmaya çalışan bir koalisyon hükümeti ve kararlı bir Milliyetçi Hareket Partisi görüyorlardı. Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir çalışma temposuyla meclis ve hükümet ülke sorunlarına yapısal çözümler arıyordu. Ekonomiden dış ilişkilere yeni politikalar belirleniyor, sosyal hayattan kurumsal yapıya kadar geniş bir yelpazede hukuki düzenlemeler yapılıyor, anayasa bütünüyle ele alınıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin
sorumlu, dürüst, ilkeli tavrı ve ortaklık hukukuna bağlılığı Türk siyaset hayatına farklı bir soluk getirmişti. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümet içerisinde milli meselelerle ilgili hassasiyetlerini yerinde ve doğru dile getirip arkasında durmaya devam etmişti. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk dış politikasının belirlenmesinde de aynı ilkeler ve hassasiyetleri savundu. Yapılan görüşmelerde, alınan kararlarda da hep kendi toplumsal gerçeklerimiz ve tarih önünde hesap verme sorumluluğumuz olduğunu belirterek teslimiyetçi değil, uzlaşmacı tavır sergiledi. Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birliği'ne üyelik gibi ülkenin geleceğiyle yakından ilgili tarihi karar ve sonrasında yapılan düzenlemelerin tamamında aynı düşünce ve ruhla hareket etti. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre uyum yasaları sadece Avrupa istiyor diye değil, özü itibariyle Türk milletinin hak ettiği kriterler olduğu için çıkarılmalıydı. Fakat kendi sosyal gerçeklerimiz ve üniter devlet yapımızla asla çelişmemeliydi. Bu anlayışın ışığı altında oluşturulan çalışma grupları, ilgili yasaları birer birer meclisten çıkarmaya başlamıştı. Çalışmaların özünde koalisyon hukuku ve adabı, altında ise liderlerin imzaları vardı. Her tasarı önce çalışma gruplarında ele alınıyor, metinler şekilleniyor, sonra liderler zirvesiyle son karara varılarak altına imzalar atılıyordu. Meclise oylama için gelen yasalarda artık hükümet ortakları arasında tartışılacak hiçbir nokta kalmıyordu. Peki ne oldu da bu tablo değişti? Uyum yasaları kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde değişikliğe gidilmesi hakkındaki görüşmeler sırasında medyanın Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine başlattığı kampanyayla sıkça şahit olduğumuz kaypak politika anlayışı birleşerek kaos ve kriz beklentilerinin ilk fırsatı yakalandı. Farklı siyasi görüşlere sahip 3 partiden oluşan koalisyon hükümeti özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce ülkem anlayışının katkısıyla 3 yıldır uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürürken, muhalif medya siyaset cephesinin kışkırtmalarıyla koalisyon adabı ve hukuku ilk defa hiçe sayıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli meselelerdeki tutarlılık ve titizliği bu çevreler tarafından Avrupa Birliği ve demokratikleşme karşıtı gibi gösterilmeye çalışıldı. Kurulan medya engizisyonu daha da ileriye giderek yasa çalışmalarını din ve vicdan özgürlüğüyle birleştirmeye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu değerlere karşıymış gibi göstermeye başladı. Seçim meydanlarında inanç ve ibadet gibi kutsal değerleri istismarı alışkanlık haline getirmiş bir takım siyaset simsarları da medyanın bu yalan dolu karalama kampanyasına katıldı. Uyum yasalarıyla ilgili tartışmalar maalesef bu çerçevede gelişti. Meslek ahlakı ve siyasi sorumluluk gibi duyarlılıklardan uzak bir şekilde yürütüldü. Siyaset ve medya zeminlerinde kopartılan fırtınaya bu gerçekçi ve ahlaki ölçüler dahilinde bakıldığında meselenin daha iyi anlaşılacağına şüphe yoktur. Dolayısıyla sınıf, mezhep ve etnik kökene dayalı ayrımcılık ve kışkırtıcılık yapmayı meşru hale getirmenin ne demokratik düzenin gelişmesiyle ne de Avrupa Birliği'ne üye olup olmamayla doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu yasa değişikliğinin Adalet Bakanlığı, Adalet Komisyonu, Liderler Zirvesi ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarından geçtikten sonra meclis gündemine alındığı bütün milletimizin malumudur. Daha sonra gelinen noktada ise siyasi parti yetkililerinin altına imza koydukları metnin başka bir metin olduğunu söyleyebildikleri, ilgili kurumların da yasa metnini bilmedikleri hususunda birbirini suçladığı bir hazin tablo yaşanmıştır. Bu tablo, Milliyetçi Hareket Partisi'nin devlet yönetimi ve ciddiyeti anlayışıyla asla bağdaşmamaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi siyasetteki tutarlılığını sürdürmek suretiyle yasa değişiklikleri konusunda liderler zirvesinde anlaşmaya varılan ve imzalanan metnin arkasında durarak gereğini yapmıştır. Ya başkaları? Liderler zirvesinde değişiklik metnini onaylayanlar meclis gündemine getirildiğinde ise Avrupa istemiyor gerekçesiyle kendi imzalarına sahip çıkmamışlar, sağlanan değişikliğin yetersiz olduğunu iddia etmişlerdir. Medya desteğinde demokrasi havarisi kesilen çevreler iddialarını Avrupa Birliği normları kılıfıyla kamuoyuna sunmaya, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ise bireysel özgürlüklere karşı bir parti olarak göstermeye çalışmışlardır. Hak ve özgürlüklerin gelişimiyle kamu düzeninin gözetilmesi arasında gerekli olan ahenge dikkat etmek, Avrupa Birliği ile onurlu ve hakkaniyetli bir üyelik süreci için titiz bir tavır sergilemek, Türk milleti ve devletinin varlığı ve geleceği için hassasiyet sahibi olmak ve bunu dürüstçe ortaya koymak, eğer bu tür çirkin suçlamalara muhatap olmayı gerekli kılıyorsa biz buna da varız. Çünkü biz aziz milletimiz ve Türkiye'miz için her türlü suçlamayı göğüslemeye göze alırız. Çünkü biz bundan ne yoruluruz ne de rahatsızlık duyarız. 312 etrafında koparılan fırtınada sağduyu sahibi insanların ülke menfaatleri konusunda hassas olan aydınların gözleri ithal mürekkepli medya kalemşörleri tarafından boyanmaya, zihinleri bulandırılmaya başlanmıştır. Yasanın içeriği ve Türkiye gerçekleriyle paralelliği arasındaki tartışmalar meclis kürsüsü yerine gazete sayfalarına taşındı. Avrupa Birliği'nin isteklerini Avrupalılaşmak uğruna sorgulamadan kabul edenler, bireysel özgürlükler maskesi ardında Türkiye'yi etnik tartışmalara çekmek isteyenler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşısında kol kola muhalefet yapmaya başladılar. Bu çetin muhalefetin gazete sayfalarına sığmayan Avrupa heyecanı ve demokrasi sevdası, yasanın meclisteki oylamasındaysa birkaç sıraya ancak sığabilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi karşıtı bu ittifak, yasanın oylamasından sonra da kronik tatminsizliklerini gösterdi ve yine koro halinde mecliste onay verdikleri yasayı Avrupa'ya ve Cumhurbaşkanı'na şikayete başladı. Oysa bütün bu karmaşa içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre esas sorun, uyum yasalarının gölgesi altında Türkiye'nin geleceği için çizilen yol haritasındaydı. Avrupa Birliği'ne uyum tartışmaları altında, yönü ve renkleri gizlenmeye çalışılan bu haritada Kıbrıs'ın feda edilmesi, etnik ve kültürel kimlik tezleri çerçevesinde haritaya yeni renklerin konabilmesi ihtimalleri vardı. Bu tartışmalar, milli meselelerdeki hassasiyeti ve tarihi sorumluluğuyla bu ihtimalleri gören ve milletine duyurmaya çalışan Milliyetçi Hareket Partisi ile bunları göremeyen veya görmek istemeyenler arasında şekilleniyordu. Ancak yönlendirilmiş basın tarafından bu gerçek kamuoyundan saklandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki endişeleri de özellikle duyurulmadı. Nitekim aynı tarihlerde Yunan basınında yer alan "Kıbrıs sorununa çözüm bulunmazsa Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz" türünden haberler ve Rauf Denktaş'ın "Korkarım Kıbrıs elden gidiyor" şeklindeki yorumlarıysa Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu endişelerinde ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu. Diğer taraftan bölücü terör örgütünün başlattığı Kürtçe eğitim kampanyasının Avrupa'dan yönlendirilmesi, kilise papazlarının terör örgütünün verdiği her yemeğe iştiraki, merkezi Avrupa'da bulunan çeşitli vakıf ve kuruluşların destekleri, üniter devlet yapımızın geleceği konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yasalar üzerindeki hassasiyetini artırıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi karşıtı kalemşörler ve bunların destekçisi siyasetçiler, nedense PKK'nın isim değiştirerek başlatmaya çalıştığı siyasallaşma hareketine karşı maharetlerini gösteremiyorlardı. Aynı zamanda Avrupa basınında yer alan boy boy haberleri de görmezlikten geliyorlardı. Yoksa görmek mi istemiyorlardı?
Ancak siyasi tarihten nasibini almayanlar, gelecek konusunda bugünden zihin yormayanlar, konu daha tarihe mal olmadan derslerini aldılar. Medyanın göz boyamacılık ve aceleciliği arasına sıkışan etnik kışkırtmacılık ve demokrasi istismarcılığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuşkularını haklı çıkardı. Avrupalı dostlarımız gerçek yüzlerini gösterdi. Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin geleceği konusundaki bu hassasiyetini büyük bir titizlikle devam ettirecektir. Avrupa yolunda demokratik hak ve özgürlükler kılıfı altında kurulmaya çalışılacak, ayrımcı tuzaklara düşmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli, siyasette kısır çekişmeler içerisinde masaya yumruğunu vurmak için değil, ülkesi ve milletinin aydınlık geleceğine damgasını vurmak için vardır. İnanıyoruz ki bu farklılığı yüce milletimiz görecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, kolaycı ve teslimiyetçi devlet yönetimi anlayışı yerine, devletin gerçekleriyle milletin isteklerini bir teknede yoğurmayı ve bunu üniter yapı içerisinde hakça dağıtmayı düstur edinmiştir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalamaya çalışanlar olsa olsa aynaya bakıp gördüklerini söylemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizi milletimiz adına hak bildiğimiz yoldan ne çirkin medya kampanyaları ne günü kurtarmak üzere kurulmuş siyaset anlayışının kumpanyası döndüremeyecektir. Önce ülkem diye yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli'nin ülke sevdasını hiçbir menfaat grubu törpüleyememiş, bundan sonra da törpüleyemeyecektir. Ne istikbalini sürekli dışarıda arayanlar, ne milletin samimi inancını kullananlar, ne değiştim diye yüzünü boyayanlar, ne de vatan topraklarını ticarethane zannedip ülke geleceğini hiçe sayanlar bizi anlayamazlar. Bizi ancak milletimiz anlar. Aziz dava arkadaşlarım, sevgili bozkurtlar, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Milliyetçi Hareketi Türk milletinin temel sosyal ve ekonomik meselelerini çözebilmesi için tek kolunu kullanmayı müsaade ettiniz. Şimdi gelin 21. yüzyılın lider Türkiye'sinin sosyoekonomik meselelerini çözebilmek için çift kolumu da kullanmayı bana müsaade edin. Bunun anlamı tek başına iktidar olmaktır. Bunun anlamı Türkiye'yi iki kolumuzla kucaklamaktır.